Doktoram da mesela muşu nurgun analizlerimde karsak haberlerde veya ki nurgun kanalat buluvatkan analizler. Muş Rusya Ukrayna orası bina kızıvatkan devam kılıvatkan muşu bir payda. Xitay'ın kim muşu Tayvan'ga hücum kılış ihtimalinin bağlılığı bildiriliyor. Siz ki bugünkü de muhinnak bir vaziyet kızıp duruyorken bir keyfiyatı. Tayvan'ı Amerika başkanı nurgun devletle kollaydı. Xitay her kanca çiçeğen şüsü mü, vajamaya edisi mü? En yukarı seviyedeki nimeler kilip Amerika'da bu meslenge. Kollaydı kallıkını bildirip kilovatı da hatta ki bugünkü haberimizden biz şu Amerika'nın taşkışla ministerliğinden torbet edin bu şu bir Xitay siyaseti kollaydı o bu diyen geplerini çıkırıp etkerlikini bugünümüz haberimiz verdi kandı. Bu şuna bir vaziyette sizce Xitay'ın Tayvan'a hücum kılıp bir iş kılış ihtimali kancık sizce? Kılsa eğer kıpkası kaçık ziyan tatı diye ki paydalı alamdı diyendik. Ukrayna'nın vaziyetini, Rusya'nın vaziyetini kılıp duran var. Mecbur kalsa kılıdı o. Kılışınınki ihtimalimi %10 deyip oylayayım. Hazır ki peyitti. Hoş. Hazır Amerika'nınki mütehessizler ve CIA'nınki mülçelişinde Xitay 2027'de Tayvan'ı almakçı. Aslında 2017'de bu gapta çıkardı 2022'de. Yani bu yıl. Tayvan'ı amakçı diyen bir gepler çıkan ve her bir müteessleme bunu münazırı kıkan. Ama 2020 bu Hıhtay'ı yarın. Hoş. Yani olimpiyat, kışlık olimpiyatını kıpoğucu Rusya bu canlı başlı etti. Belki köp edemnin istimi var. Hıhtay 2008'de yazlık olimpiyatını orlaştıran çağda Rusya mavu Georgia'yı kırdı da Gürcistan'ı kırdı. Şunu da bu Rusya Xitay'ıma bek yardımcı bulamaydı da. Şunu bu da hem de 2022'de alamaydıgan kargancarda hazırmış o Amerika tarafındaki istihbarat ve şundakla mülçeleşti 2027'de. Hoş. Bu emimizin belki iyisi de Bado. Muşu 2. ayının 16'sında Amerika dedi, Rusya Ukrayna'ya hücum kıldı dedi. Hoş. Dünya onu anlamadı. Yağan da oldu bu da. Şuna ola 2. ayının 20'si de Rusya bu manevra kımaymadı da. Bu ola bu ime hücum kımakçı dedi. Ama taşkışla ministri Lavrov olsun, onun kim var o Putin'in ki sözcüsü olsun, Peskov. Ulan neyim dedi, biz manevranı tükettik, her bir manevranı kaydımız, kaydıvatımız dedi. Amerika ve NATO dedi ki, hazırlıca kaydıkan hiçbir işaret yok dedi. Hoş. Ve şikayetim can kılıdoğu dedi, dünyamız şenmedi, ancaca bu can başladı. Can başlığa baktığı zaman Nurgun Adem işine emek kaldı. Muştak olamdı bu işin birinci esirde yanımızda. İşkence dünya uğruşunda işlerken bizim usluplarını işleten dedi. Ama bu oldu. Şununla bu Amerika maşı o bilip durup davadı doğu da boylayamadı. Bu da hem de Tayvan meselesinde maşı 2027'de oldu Hıhtay ucum kımakçı teyarlığını aşının karakutu vardı dedi geldi ama %100 işlenmesek mi? %50'lik işini koyuş lazım de boylayamadı. Ama Amerika 2027'de Xitay Tayvan'ın hücum kıldı. Depolukla Jim Tumay'da. Hoş. Xitay'ın şu kararını, kararına karşı Tayvan'a karda yeni bir siyasetle ilip vardı. Evvelsizli diyen o siyasetle bunun gibi başlamış. Yani asla asla Tayvan'ı bir devlet ağlığa gidiş. Hoş. İlgilik hukuku olan bir devletle aylandırış. O vakti de Xitay Tayvan'a hücum kıparsa bir devlet, yani bir devletle hücum kıpar. Bu vakti de Kalıqra Kanun işleşki başlıyor. Çünkü bir devletle bir devletle hücum kıpar. Eğer kıparsa hazır nime, Gərb devletler birlikte nimene Ukrayna'nın kolu kandek, Rusya karşı kandek, aşında hak doğuldu. Aşı hak peyda oldu. Hoş. Şununla bu Baldurak Tayvan'ı devlet ağlığa aylandırış
Belki muşu Amerika'nın ki kadem yeni kademleri buluş mümkün. Ertü gün bunu görürüz. Başta halkıra teşkilatlarla azalık kılır. Asla asla bulanın temsilcilerine mesela hayvan devletlerde temsilcinin gibi. O ne hem de konsolosluğa östürüş, ahırı büyük elçilik östürüş giden de kıttırıp ahırı bunu bir devletke aydınlaştığının da ihtimal var. Yani şıkıp gelgen de Hıhtay eğer de kaysa rayonluğa hücum kılımen de malum bir sebepten o rayon anandınki uruş cindel, talaş tartışınınki bir rayonga aydın. Şunun da bu Tayvan'a hücum kılancağda Hıhtay çok um naydı tızlıkla Tayvan'ı kolu düşürüş lazım. Yani Amerika'nın kimileri, adlandırı, o bula kip obuca Tayvan'ı buluştu. Ama Tayvan'ın ki hazırkı küçük karganda Amerika'nın ki yardımı var. Küçük kargancağda bir 3-4 gün Hıhtay'a takabül turalaydıgan halı var. Eğer de azrak yaratırsa bıraktık. Ahval vardı. O her bir mütehessislerinin ki tahlili bu. Eğer de 3-4 gün turalısıyla Amerika kip buldu bir yer. Hoş. Ve başka devletlerime hazırdım başlayıp bu Asya Tinç Okyanus'da mı NATO teşkilatına kuruşunun ki asasını kuruldu. Amacı kurulup varsa o bir vas. Tayvan'ın kovdayımızda Kıtay'la hiç bilişmiyor mümkün. Ama bu kent köylerindeki töpüye küm yani bütün Amerika milleti ile Hıhtay milletinin arasındaki cengi ayrılmış biraz kıyındık durdu. Ama rayon bir parça bir yerde can kılıçının kime ihtimali var. Şunun da Hıhtay hazırdan başlapla siyasetini oylaş lazım. Erplikle ondak nime emesliğini körüş lazım. Bir parça parça çukur etken bir erp emes. Buna vakti saat geçecek de birlikte bulalaydık ya. Kırmaniye'dek, Şivisiye'dek 70 yıldan beri tutup gelen siyasetini mi özgürtüverdi? Hoş. Şununla bu Hıhtay kinki yıllarda sap Avrupa'ya deydi öz aldığınlığa iş kılınlığa, biz sizlerini koblayımız, öz aldığınlığa iktisat işinlerini kılınlığa, her bir işinlerini kılınlığa biz koblayımız tepkiye geldi. Yani Avrupa ve Amerika'nı bölmek. Trump hükümeti buna yardımcı oldu, bunu kılıç verdi, yani Hıhtay'la ilgilinde. Ama bu da emesliğine, bu da Ukrayna, Rusya'nın Ukrayna ucunda bunu körü. Hıhtay hazırdı, önü gün bugünlerde mi davadıdır? Yani Avrupalıkla üzanla, üz aldınlığa Avrupa bulunmadı. Bugün körüştü mü, mavun imi bile, Fransiyanın ki Cumhur Reis bile köreşken baktıdı, yanımışık yapma davadıdır Xi Jinping. Demek ki tıkı vazgeçme gendek durdu. Yani Amerika ile Avrupa'nın bölüş, arasını içiş siyasetini hazırlıca devam kılıyordu. Demek ki tıkı bunlar omşalmadan dek turdu. Ama buraları çok Xi Jinping'i deydi. Bu işin hem de bunda değilsek olmaydı ki bu herkese hakikaten bir dışarıydı ki diyen bir düşünceye giriş lazım. Hazır bugün tıkı ki ahval kargancağı dedi kegine yok. Tayvan mesela kegancağı yalvuzla Avrupa emez. Bu vakti de şu Avustralya'dan, Hindistan'dan, Japonya'dan Cenab-ı Kore'ye geçe bulundu. Çünkü buranın her bir gelişimi var. Bir yerde bir can yok bazı bir kısmı yardım kılma. Bulup mu Amerika Japonya arasında? Şununla bu Tayvan meselesi yalvuzla aşı bir aral bilerle münasebetlik bir mesele. Bu aşı etraftaki Singapur degen devletler, Filipin degen devletler hemisinin iştigakın bir meseledeki aydınlığı. Yani rayonun meselesi bu aydınlığı. Şununla Hıhtay'ın mütehessisleri belki bunları oylap yetti, Xi Jinping oylap yetemeyen olursa gerek, bazı da cümle yapmadı Alkan kadında. Ama Hıhtay için en yakşı bir siyaset, gariplikle çıkışır.
Ama bu bunun gibi kıyım tarafı var. Eğer de Xitay'a karlıklar ile çıkış gelse, Şah Türkistanlıklar için mi yaxşı bir haber edemez. Şunu da Xitay'a acı, karlıklar ile jiriklik münasibi devam kılış lazım. Xi Jinping var, yani tekrar sayınış lazım. Amerika'ya karşı çıkmıyor. Kopudu. Tayvan'ı alımında tehdit oldu. Sengapur'a yolu da onu alımında yapımda jiriklik münasibetleri buludu. Diyendek, yani Xi Jinping devam et, kılışıma sizi düşünme bir faydalı tarafını atabiliriz. Yani tarafını bu bak. Hoş.